Senyor Rozet de burada olsaydı sizinle gurur duyardı. Yani o kadar da kusursuz bir performans değildi yani. Birkaç hata yaptım. Ay Ferit Bey, Allah aşkına yani o birkaç hata kimin umurunda ki? Tabii müziği keyif için dinliyorlarsa. Ayrıca bir şeyin düz olması için kusursuz olması gerekmiyor. Mükemmelin peşinden koşmayı seviyorum. Bu dünyada mükemmel diye bir şey olmadığını biliyor olmalısınız. Her şeyin, herkesin bir kusuru ya da eksiği mutlaka vardır. Kanun bu. Belki başkasının kusur olarak gördüğü benim için mükemmelin ta kendisidir. Ne diyeyim? Değişik bir zevkiniz var. Orası kesin. Mesela canım şu an deli gibi omlet çekiyor. Omlet? Bu saatte? Mutfak kapanmadan gidip söyleyelim bari. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Benim için yemek yapmanı istiyorum Nazlı. Ferit Bey, ben istifa ettim yani. Siz sözleşmeyi yırttınız. Ben artık sizin için yemek yapmıyorum. Ben sözümü tuttum, senin için piyano çaldım. Bence sen de sözünü tutmalısın. Son bir yemek. İyi de beni mutfağa almazlar. Alırlar. Çünkü otel müdürü samimi arkadaşım. Beni kırmaz. Ayrıca sen de öyle sıradan biri değilsin. Son bir yemek. Anlaştık. Ucuz atlattım iddiayı. Bunu böyle acaba düz mü seriyorduk? Öyle öyle, aynen öyle. Tamam. Şuradakini de üzerine koyacağız. Bunu. Tamam. Hı-hı. Tamam. Ellerine sağlık. Şöyle güzel film mi izlesek? Aa, güzel olurdu tabii ama saat de epey geç oldu. Sen daha eve gideceksin. Hı, eve gideceğim değil mi? E tabii, burada kalacak halin yok Engin. Ya yok, ondan demedim zaten de. Bir gün gelirsin, filmde diziydi böyle takılırız ama. Hı? Olur, sen bana mercimek yemeği yaparsın. Ay çok romantiksiniz lordum. Yine başlamayalım kraliçem. Ay makyajdan mıdır, elbiseden midir, nedir bilmiyorum. Vallahi kendim tutamıyorum Engin. Ben geldim. Hmm, hoş geldin. Engin Bey. Sen neredesin ya? Bu saatte nereden geliyorsun? Gamze'den. De siz asıl ne yapıyorsunuz bu saatte böyle, hayırdır? Ben artık kaçayım, geç oldu. Ay bir kahve yapsaydım öyle gitseydim. Sağ ol, başka zaman içeriz artık. Osman'cığım sen odana gidiyordun galiba, biz seni tutmayalım. İyi akşamlar Asuman. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar hocam, hadi hadi. Her şey için teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. Benim için de öyleydi. Ben de teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Burası gayet iyi bence. Nasıl? Muhteşem. Ferit Bey, muhteşem diye bir şey yok. Az, bu gerçekten muhteşem. İyi, sırrımı biliyorsunuz zaten. İçine birazcık yoğurt koyuyorum. Evet, biliyorum ama yine de bence senin elinin bir sihri var. Yani bu başka türlü bir lezzet. Teşekkür ederim Ferit Bey. Afiyet olsun. Yalnız bir şey fazla. Tuzu değil mi? Ben biliyordum. Alayım. Yok Nazlı. Tuzu gayet yerinde. Fazla olan tuzu değil. Fazla olan bey. Bey mi? Bundan sonra bana Ferit demeni istiyorum. Sadece Ferit. Ne de olsa artık benim için çalışmıyorsun. İyi de benim dilim böyle en başından beri Ferit Bey'e çok alıştı. Değiştirebileceğimi hiç sanmıyorum. Dene bakalım bir iki. Ferit. Mesela. Nasılsın Ferit? Olabilir. Aşk olsun Ferit. Olmadı Ferit. Hiç olmadı. Yani
Ferit. Ya bence daha iyi oldu. Yani son kısmı hariç iyi oldu yani. Yok ya, bana çok garip geldi. Böyle tuhaf. Biz Fatoş'la kendi aramızda konuşurken bile size Ferit Bey diyoruz. Aranızda. Ne konuşuyorsunuz benim hakkımda? Ha, aman ne konuşacağız canım, şey işte. Ferit geldi mi, Ferit gitti mi, Ferit yemeğini yedi mi gibi. Sormadım ama omlet yersin değil mi? Çok isterim. İnsanın kendi yaptığı şeyi sevmesi de bir acayip. Elime sağlık. Ferit Bey, haklısınız. Bu gerçekten muhteşem.